أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri karanlıklardan aydınlığa bizi çıkarmak için Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurdu. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Habibim, biz bu kitabı sana indirdik. Bu kitap sayesinde insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracaksın buyurdu. Dolayısıyla elimizde gece feneri, el feneri olsa, düğmesine basıp yakarsak karanlığı aydınlatır ve yolumuzda rahat rahat gitmiş oluruz. Önümüzü göre göre gitmiş oluruz. Ancak el fenerinin düğmesine basıp da yakmazsak, o zaman karanlıkta yürümeye devam ederiz. Başımıza gelecek olan felaketlere razı olmamız gerekir. İnsanoğlu dünyada yaptığı işlerle ya Mevlasının rızasını kazanır veya gazabını kazanır. Ya Mevla kulundan razı olur veya gazap ve lanet etmiş olur. Öyleyse biz hangi işi yaptığımızda Mevlamızın rızasını kazanacağımızı, hangisini yaptığımızda lanetine duçar olacağımızı bilmemiz lazım ki dikkatli yürüyelim. Mayın tarlasında yürüyen insan nasıl dikkatli yürümesi gerekirse, biz de öylesine dikkatli yürümemiz gerekir. Bugünkü dersimizde yine tabiri caizse mayın tarlası gibi herkesin de ilgisi alanına giren bir konuyu müzakere edeceğiz inşallah. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler müvacihesinde önümüzdeki karanlığı aydınlatmaya çalışacağız. Hayatımızı, önümüzü net görmüş olacağız. Neler yapmamız gerektiğini, neleri de yapmamamız gerektiğini dersimiz müvacihesinde konumuz itibariyle efendim anlamaya, müzakere etmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Bakara Suresi'nin 36. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Es-Sa'id billah ve'budu Allaha ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil vâlideyni ihsâna. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik yapın ve bizil kurba bir de yakınlarınıza iyilik yapın diyor. Bu ayeti kerimede başka kimlere iyilik yapılacağı, yetimler,
vesaire komşular diye devam ediyor. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri önce kul olarak kendisinin birliğini kabul etmemizi ve kendisine ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız gerektiğini talimat olarak veriyor. İkinci sırada anne ve babaya iyi davranmayı emrediyor. Üçüncü sırada da akrabaları da özellikle iyi muamele ile muamele etmemizi emrediyor. Aslında akraba deyince insanın en yakın akrabası annesi ve babasıdır. Akraba garip kelimesinin cemisidir. Garip yakın demektir. İnsana en yakın olan kimdir? İnsana en yakın olan annesidir. Çünkü annesinin rahminden dünyaya gelmiştir. O rahme düşmesine babası sebep olmuş. Dolayısıyla annesiyle babasının suyundan meydana geldiği için insanın en yakını kimdir? Anne ve babasıdır. Allah Celle ve Ala Hazretleri ayet-i kerimede Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın, ondan sonra akrabalarınıza iyi davranın deyip de anne ve babayı da akrabaların içerisine sokmadı. Aslında akrabaların başıdır anne ve baba. Anne ve baba akraba içerisinde hepsinden daha farklı bir hakka sahip olduğundan dolayı onları Allah Celle Celaluhu müstakillen zikretmiştir. Yani bir anne baba 40 tane akrabadan daha önemlidir. Annenin babanın rızasını almadan cennete girmek mümkün değildir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anne ve babanın duasını almadan hayatta mutlu olmak da mümkün değildir. Anne ve babaya iyi davranmadan Allah'a iyi kul olmak da mümkün değildir. Dolayısıyla biz bugünkü dersimizde akrabalarla ilgili sıla-i rahim dediğimiz konuyla ilgili müzakere etmiş olacağız. Dersimin başında şunu ifade edeyim. Akraba deyince bunların bir sıralaması var mıdır? Elbette bir sıralaması vardır. Bu sıralamayı dersimin başında da zikredeyim. Gerekirse, fırsat bulursak dersimizin ortasında veya sonunda tekrar zikrederiz. Akraba kelimesi bugün dersimizde çok geçecek. Sıla-i rahim ifadesi bugünkü dersimizde çok geçmiş olacak. Sıla-i rahim, rahim yoluyla bize bağlı olan, bize yakın olan akrabalara efendim zevil erham deniyor. Mesela annemizin rahminden dünyaya geldiğimiz için annemize en yakınız veya bize en yakın akraba annemizdir. O rahimde bize ortak olan kardeşlerimiz var, değil mi? Annemiz ve babamız bize en yakın olunca, akrabalık olarak annemiz babamız bize en yakın olunca, ikinci sırada anneden babadan sonra dedelerimiz ve ninelerimiz gelir. Baba olmadığı zaman dede baba makamına kaimdir. Anne olmadığı zaman nine anne makamına kaimdir. Demek ki bir insanın annesi ve babası birinci derecede yakınıdır. İkinci kademede dedesi ve nineleri vardır. Dolayısıyla babamız ve veya annemiz olmasa, dedemiz olsa o dede baba makamında kaim olduğu için babamıza göstereceğimiz ilgiyi dedemize göstermemiz lazım. Diyelim ki babamız ve annemiz hayatta, dedemiz ve ninemiz de hayatta. Ne yapacağız? Aynı şekilde babamız ve dedemizin, babamız ve annemizin arkasında ikinci sırada bize en yakın olan kim sayılıyor? Dede ve nine sayılıyor. Kardeşler ve kız kardeşler anneden babadan sonra olduğu gibi dede ve nineden de sonradırlar. Bir sıralama yapacağımız zaman olay böyle gerçekleşir. Demek ki bizim en yakınlarımız annelerimiz, babalarımız, arkasından nenelerimiz ve dedelerimizdir. Allah Celle Celaluhu yakınlarımıza ilgi duymamızı emrederken elbette birinci derecede anne baba, ikinci derecede dede ve nineler devreye girmektedir.
Peki üçüncü derecede kim vardır? Üçüncü derecede insanın kendi çocukları ve çocuklarından meydana gelenler vardır. Biz buna usul ve furu diyoruz. Yani bir ağaç düşünelim. Efendim, bu ağacın bir gövdesi vardır, kökleri vardır, bir de dalları vardır. İnsanın usulü demek, kendisinin aslı olan anası, babası, dedesi, ninesi, bunlara usul deniyor. Birinci derecede akrabamız kimdir? Usulümüzdür. Yani annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz, yukarıya doğru. Peki ikinci derecede furuğumuz, yani çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları, torunlarımız. Bizim Karadeniz'de torunla yeğeni karıştırırlar. Toruna da yeğen derler veya yeğene de torun derler, karıştırırlar. Bazı bölgelerde karıştırırlar, her tarafta karıştırmazlar. Dolayısıyla torun kime denir? Çocuğumuzun çocuğuna torun denir. Kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin çocuklarına da yeğen denir. Şimdi bir insanın birinci derecede yakını annesi babası, ikinci derecede dedesi ninesi, üçüncü derecede çocukları, dördüncü derecede çocuklarının çocukları aşağı doğru gider. Bir insanın annesi babası nasıl kendisine yakın ise, sıla-i rahim dediğimiz zaman bu ilgi bağı içerisine giriyorsa, çocukları ve torunları da bu ilgi alanına girmiş oluyor. Peki, anne baba dedik, dede nine dedik, çocuklar ve çocukların çocukları torunlar dedik. Bunlar akraba dendiği zaman sıralamada nazarı itibara alacağımız silsiledir. Peki, ondan sonra kim gelir? Yani anne baba, dede nine dedik. Sonra çocuklar, çocukların çocukları, torunlar dedik. Efendim, bunları başlık olarak babayı, anneyi bir kabul edip, baba, anne, dede, nineyi bir cihetten kabul edersek, çocuklar ve torunları ikinci cihetten kabul edersek, üçüncü cihette kardeşler gelir. Kardeşler ve kardeşlerin çocukları gelir. Yani kıymetli dostlar, bizim kardeşlerimiz, kardeşlerimiz olmadığı zaman onların çocukları kardeşlerimizin yerine geçmiş olur. Oldukları zaman da kardeşlerimizden sonra ikinci derecede yeğenlerimiz onları takip eder. Demek ki akraba dediğimiz zaman silsile yoluyla anne baba dede nine bir, çocuklar torunlar silsile yoluyla iki, kardeşler ve çocukları silsile yoluyla üçüncü derecede akrabamız olmuş olurlar. Peki kardeş ve kız kardeşlerden sonra, onlar ve onların çocuklarından sonra dördüncü derecede kim vardır? Dördüncü derecede efendim amca ve halalar vardır. Amca ve halalar, yani babamız cihetinden bize yakın olanlar. Kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz ve onların çocuklarından sonra efendim dördüncü derecede bize akraba olanlar amcalarımız ve halalarımızdır. Ve onların çocukları aynı şekilde bize akraba kabul edilirler. Beşinci sırada teyzemiz, dayılarımız ve teyzelerimiz, anne cihetinden olan yakınlarımız, dayılarımız ve teyzelerimiz ve onların çocukları akraba silsilesinde sırayla gelmektedir. Şimdi bir insanın eşi tarafından olan akrabalarına zevil erham denmez. Yani sıla-i rahim dendiği zaman bir insanın kayınpederi, kayınvalidesi, bir başka akrabalık bağı yok, sadece eşiyle oluşmuş bir bağ varsa sıla-i rahim dediğimiz kısma o girmez. Elbette bir insan eşinin kendi akrabalarına iyi davranmasını istiyorsa, kendisi de eşinin annesine, babasına, kendi kayınpederine, kayınvalidesine, akrabasına da elbette iyi davranması lazım. Ancak sıla-i rahim dendiği zaman süt bakımından yakın olanlar veya sıhriyet dediğimiz evlilik yoluyla sadece yakın olanlar zevil erham dediğimiz akrabalık bağlarına girmezler. Kıymetli dostlar, akraba bağlarını ya Rabbimizin istediği gibi güzel, sıcak tutar, sıla-i rahim yaparız veyahut da
Rabbimizin istediğinin dışına çıkarak kat'i rahim dediğimiz akraba bağlarını ne yapmış oluruz? Koparmış oluruz. Birisine sıla-i rahim deniyor, birisine de kat'i rahim deniyor. Bugünkü dersimizde vaktimiz el verdikçe bu ikisinin müzakeresini yapmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde, "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri felyasil rahimehu." Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse sıla-i rahim yapsın. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıla-i rahmi nereye bağladı? İmana bağladı. Allah'a inanan ve ahirete inanan insanın akraba bağlarını gözetmesi gerektiğini bu hadis-i şerifte vurgulamış oldu. Dolayısıyla sıla-i rahim dediğimiz, biraz önce sırasını zikrettiğimiz anne, baba, dede, nine, çocuklar, çocukların çocukları, torunlar, üçüncü derecede kardeşler, çocukları, dördüncü derecede efendim amcalar, halalar ve çocukları, beşinci derecede teyzeler ve dayılar ve onların çocukları, bu şekilde devam eden silsilede diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insanın imanının şiarından, özelliklerinden birisi, Allah'a ve ahiret gününe iman eden birisi ne yapmalıdır? Sıla-i rahim yapmalıdır. Kıymetli dostlar, sıla-i rahim ayrıca fazileti itibariyle baktığımız zaman bir insanın ömrünün bereketlenmesine, rızkının bereketlenmesine sebep olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Bir hadis-i şeriflerinde Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Men ahabbe en yubsata lehu fi rizqihi ve yunsa'a lehu fi atharihi falyasil rahimehu." Sizden biriniz eğer rızkının genişletilmesini, bollaşmasını arzu ederse, severse ve ömrünün de bereketlenmesini isterse sıla-i rahim yapsın. Annesini, babasını, çocuklarını, torunlarını, dedesini, ninesini, kardeş ve kız kardeşlerini, yeğenlerini, amcasını, halasını, çocuklarını, dayısını, teyzesini ve çocuklarını ihmal etmesin diyor Sultanül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki kıymetli dostlar, sıla-i rahim bizim ömrümüzü bereketlendirir, kazancımızı da bereketlendirir diyor Sultanül Enbiya. Ayrıca kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden anladığımız kadarıyla sıla-i rahim yapan insan Allah ile bağlarını da güçlendirir, kuvvetlendirir. Yani akraba bağlarını sıcak tutan, güzel tutan, efendim onları güçlendirenin Allah ile de bağı güçlü olur. Nereden biliyoruz bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari ve Müslim'de zikredilen bir hadis-i şeriflerinde mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu mahlukatı yarattı. Mahlukatı yaratınca rahim dedi ki Allah'a, "Hâzâ meqâmul âidi bike minel katî'â." Allah'ım, ben beni kesenlerden sana sığınma makamındayım. Yani akraba bağlarını, rahim bağlarını kesenlerden sana sığınma makamındayım. Kâle na'am. Mevla, tamam ben senin dilekçeni kabul ettim. Ben seni sıla yapanı ben de sıla yapayım. Seninle münasebetleri keseni ben de dostluktan keseyim. Razı mısın? Dedi Rahme. Rahim de razıyım dedi. Bu da sana verilmiştir dedi. Yani burada neyi görüyoruz? Sıla-i rahim yapan, yani akrabaları ile iyi geçinen insan, Allah için iyi geçinen insan, bu münasebetle de Allah'ın sılasını hak etmiş oluyor. Yani Allah ile de arası iyi olmuş oluyor. Mevlana buyurdu Rahime, seni sıla yapanı
ben de sıla yapayım, seni kesip parçalayan, senden kopan insanı ben de rahmetimden koparayım, razı mısın? Razıyım dedi. Tamam, bu sana verilmiştir dedi. Bu vesileyle sıla-i rahim hem iman şiarıdır, hem rızkın ve ömrün bereketlenmesine vesiledir, hem de Cenab-ı Hak ile münasebetlerin güzelleşmesine vesiledir. Ayrıca sıla-i rahim cennete girmenin en büyük sebeplerinden birisidir. Bu Eyüp Sultan'da metfun bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize naklettiği bir hadis-i şerif var. Der ki, adamın bir tanesi geldi, ey Allah'ın Resulü, beni cennete götürecek ve girdirecek amelleri bana söyler misin? Hangi amellere sarılırsam ben cennete kolay girerim diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben ona, yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edip şirk koşmayacaksın, namazını adam gibi dosdoğru kılacaksın, zekatını aksatmadan vereceksin, bir de akraba bağlarını sıcak tutacaksın. Bunları yaptığın zaman doğru ruhunu teslim edersin, kendini cennette görürsün dedi. Demek ki burada gördüğümüz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadetin yanında efendim namazı zikrediyor, zekatı zikrediyor, bir de sıla-i rahmi zikrediyor cennete girmenin sebepleri arasında. Kıymetli dostlar, sıla-i rahim her ne kadar akraba bağları ile ilgili güzel bir gelişme ise de aynı zamanda bu iyi niyetle yapıldığı takdirde ibadetlerden güzel bir ibadettir. Allah Celle Celaluhu Ra'd suresinde şöyle buyurur: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ Okullarım ki Allah'ın emrettiği sılayı akrabalarla ilgili o güzel münasebetleri yerine getirirler, Allah'tan korkarlar ve zor, kötü bir hesap ile karşı karşıya kalmaktan korkarlar. İşte onlara müjdeler olsun buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sıla-i Rahim ayrıca bize fazileti itibariyle baktığımız zaman akrabalar arasında sevginin oluşmasına, muhabbetin gelişmesine sebep olur. Uzun süre görmediğimiz, ziyaret etmediğimiz bir akrabamızı veya bir grup akrabamızı ziyarete gittiğimizde hepsinin yüzünün güldüğünü ve çok mutlu olduklarını, bize karşı sevgilerinin tazelendiğini hep görürüz. Oysa insanoğlunun bu sevgiye her zaman ihtiyacı vardır. Ne demişler? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Peki kıymetli dostlar, sıla-i rahim dediğimiz akraba bağları ile ilgili güzel ve iyi davranmanın, bu mükafatlarının karşısında bu işi bozmanın, kötüye çevirmenin, akrabalarla bağ koparmanın bize faturasının ne olacağını onu da görelim ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler çerçevesinde. Evvela Muhammed suresinin 22 ve 23. ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu münafıkların kötü bir durumunu anlatıyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu: "Fehel aseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı?" Sizin elinize ey münafıklar imkan geçse, otorite sizin elinize geçse, iktidar sizin elinize geçse, imkan sahibi olsanız bir yeryüzünde fesatlık çıkarırsınız, iyilik yapmazsınız, kötülük yaparsınız, iki akraba bağlarınızı kesersiniz. Makam mevki sizi şımartır. Elinizdeki imkanları kibir ve gurur vesilesi yaparsınız. Ne anne takarsınız, ne baba takarsınız, ne abi ne kardeş takarsınız. Hani demişler ya, baba evladına demiş ki, oğlum sen adam olmazsın. Bu çocuğun kafasına çok yer etmiş. Sonra çocuk okumuş, kaymakam olmuş. Kaymakam olunca demiş, babamın o sözünü ben ona şimdi bir yalatayım demiş. Göndermiş. İki tane polis babasını çağırmış. Efendim, kaymakam bey sizi çağırıyor demiş. Kaymakam olduktan sonra
O da polislerle beraber gitmiş kaymakam beyin huzuruna. Baba hoş geldin, sefa geldin, hoş bulduk evladım der. Hani baba sen bana derdin ki sen adam olmazsın, bak ben kaymakam oldum işte. Oğlum ben sana kaymakam olmazsın demedim, ben sana adam olmazsın dedim. Kaymakam oldun ama adam olmadın. Eğer adam olsaydın babanı polislerle aldırmazdın, kendin giderdin babanın ayağına. Adam olmak ayrı şeydir, kaymakam olmak ayrı şeydir. Bir insanın eline iki türlü fırsat geçebilir. Bir, mühür fırsatı geçer. Yani makam ve mevki sahibi olur. Bir de insanın eline para geçer, mıngır tıngır geçer. Bu da bir fırsat meselesidir. Bu ikisi de insanın kibirlenmesine, gururlanmasına, kendisine güvenmesine sebep olur. Benim kimseye ihtiyacım yok, mıngırım tıngırım yerinde. Ben parayla herkesi satın alırım düşünür. Makam ve mevki sahibi olunca zanneder ki mahkeme kadıya mülktür. Hep orada kalacak zanneder. O da ayrıca bir kibir vesilesi olur. Bir insanın şuna buna kibir ve gururluk büyüklük taslaması haramdır. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyurulmuştur. Ama bu kibri anasına, babasına, kardeşlerine, kız kardeşlerine, akrabalarına karşı uygulamaya kalkarsa bu iki defa çirkin olur. Münafıkları anlatırken Allah Celle Celaluhu Muhammed Suresi'nde ne diyor? Buyuruyor ki, yani ümit edilir ki siz ey münafıklar, elinize fırsat geçse, iktidar geçse veya maddi bir güç geçse, siz bunu iki şekilde kullanırsınız. Yeryüzünde fitne ve fesatlık yaparsınız. Rüşvette, talanda, birilerine zulmetmekte kullanırsınız. Amerika'nın, Rusya'nın kullandığı gibi yeryüzünde ne kadar gariban ülke varsa onları sömürmekte batılılar kullanıyorlar ellerindeki imkanlarını, güç ve iktidarlarını. Yani yeryüzünde en büyük zalim kimdir diye baktığınız zaman hiç düşünmeden söyleyebileceğiniz bunca Müslümanların kanını akıtan, ülkeleri ihtilallarla çevirip oradaki iktidarları kendilerine bağlamaya çalışan ve onları modern bir şekilde sömürmeye çalışan, akan kan ne kadar Müslüman kanı akarsa aksın ondan rahatsızlık duymayan, mutluluk duyan, hatta bunu organize eden zalimler. Ellerine güç ve iktidar geçince onu yeryüzünde fesat olarak kullananlar. Bir de akraba bağlarını tamamen tarumar, ne efendim abisi var, ne kardeşi var, ne anası var, ne babası var, ne dayısı, ne halası, bunlarla münasebetlerini kesmek. Kim bunu yaparmış? Münafıklar yapar. Mevla Celle ve Ala Hazretleri onlarla ilgili buyuruyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهِ. O yeryüzünde eline imkan fırsat geçtiği zaman bunu fesatta kullananlar, akraba bağlarını tarumarda kullanan insanlar var ya, onlara Allah lanet etmiştir. Gözlerini kör, kulaklarını sağır etmiştir buyuruyor Muhammed Suresinin 22. ve 23. ayet-i kerimesinde. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ. Ancak fasıkları yoldan çıkarır dedikten sonra kimdir fasıklar? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Allah'a söz verdikten sonra Allah'a verdiği sözü bozanlar bir, bir de وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ. Allah sılasını emrettiği rahimler var ya, akrabalar, onları tarumar edenler, akraba bağlarını koparanlar var ya, işte onlar fasıkların ta kendisidir diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Nerede? Bakara Suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimelerinde. Kıymetli dostlar, akraba bağlarını kesmenin efendim bize faturasının ne olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, dünyada insanın işlediği günahlar neticesinde cezasının ahirete kalmadan dünyada da cezasının görüldüğü, ihmal edilmeyen, tehir edilmeyen günahların başında akraba bağlarını kesmek gelmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرَ اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيَعَةِ الرَّحْمِ. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İki tane günah vardır. Bunlardan birisi zulümdür, birisi de akraba bağlarını kesmektir. Allah Celle Celaluhu bu ikisini yapan insanlara ahirette hazırladığı korkunç azaba ilaveten dünyada da
peşinen bunların cezasını verir. Bunların bu muamelesinin, yani zulmün faturası sadece ahirette insanın karşısına çıkmaz. Kat'i rahim dediğimiz akraba bağlarını kesmenin faturası sadece ahirette karşımıza çıkmaz, dünyada da karşımıza çıkar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz böyle buyuruyor. Kıymetli dostlar, bir de bizim amellerimizin kabulü noktasında efendim Ahmed İbn Hanbel'in rivayet etmiş olduğu Müsned'indeki bir hadis-i şerif bizim dikkatimizi çekmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İnne a'male beni Adem tu'radu ala Allah tebaraka ve teala ashiyete kulli hamisin leyletel cuma. Kulların amelleri her cuma gecesi, perşembeyi cuma bağlayan akşam haftalık olarak Allah'a arz edilir. Bir hafta içerisinde yaptığımız ameller cuma gecesi Allah'a arz edilir. فَلَا يَقْبَلُ عَمَلَ قَاطِعِ رَحْمٍ Cenab-ı Hak kendisine arz edilen güzel ameller içerisinde tam kabul edeceği amellerde bakar, eğer bu kul akraba bağlarını kesmiş, anasıyla babasıyla, akrabalarıyla bağlarını kesmiş, sırtını çevirmiş birisi ise bunun amelleri dursun kabule, şayan olanlar arasına katılmasınlar diye onları durdurur Allah Celle Celaluhu. Ta ki akrabalarıyla, yakınlarıyla ilişkisini düzeltinceye kadar diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, biraz önce dersimin başında rahimi Allah yarattığı zaman Ya Rabbi burası sana sığınma makamıdır, benim bulunduğum makam sana sığınma makamıdır dedi. Ben benimle münasebetlerini kesenleri sana şikayet ediyorum, onların şerrinden sana sığınıyorum deyince Allah Celle ve Ala Hazretleri, seni sıla yapana ben de rahmetimle sıla yapayım, seninle münasebetleri keseni rahmetimden keseyim, razı mısın deyince o da razıyım dedi. Tamam, bu da sana verilmiştir dedi. Öyleyse akraba bağlarını kestiğimiz zaman sadece akrabalardan kopmuş olmuyoruz, Rabbimizin rahmetinden de kopmuş oluyoruz. Kıymetli dostlar, sıla-i rahim dediğimiz zaman ne demektir bu? Nasıl olması lazım diye düşünürsek, elbette sıla-i rahim ahval ve şeraita göre değişir. Yakınlık ve uzaklığa göre değişir. En azından akrabamız olduğunu, yakınımız olduğunu hissettirecek bir tavır ve davranış içerisine girmek lazım. Yakında olanlar ziyaret edilir. Durumlarına göre insanları makamlarına, mevkilerine göre değerlendirmek lazım. Fakir ve yoksul olanlara ikram edilir. Telefonla selamlaşmak bile, hal hatır sormak bile nedir? Bir sıla-i rahimdir. Ancak şunu da paylaşmak isterim. Şimdi telefonlar kolaylaştı. Bir mesaj yazıyorsunuz, o mesajı durumdan yayınlıyorsunuz, telefonunuza kayıtlı olan herkese gitmiş oluyor. Bir tuşa basmakla belki 1000 kişiye mesaj gitmiş oluyor. Ancak babana, annene, dedene, ninene, abine, kardeşine, yakın akrabalarına mesajla ulaşmaktansa doğrudan doğruya sesli ulaşmak daha doğru olur. Bir insan babasının bayramını, babasının efendim cumasını mesajla kutlaması ayıptır. Açarsın telefon, eğer ziyaret edemiyorsan selamun aleyküm babacığım, ellerinden öperim, nasılsın, iyi misin, hürmet eder, duanı beklerim dersin, cumanı tebrik ederim dersin. Mesaj gönderdin, cumanız kutlu olsun. Bir de fotoğraf gönderdin, kusura bakmayın. Bu artık normal, herkesin yapabileceği şeydir. Bir tuşla beraber 1000 kişiye, 2000 kişiye ulaşabileceğim bir şeydir. Bu artık basitleşmiştir, bunun bir değeri kalmamıştır. Hatta birçoğunuz ne yapıyorsunuz? Bakıyorsun ki cuma mesajlarını okumadan atıyorsunuz, siliyorsunuz. Niçin? Bunlar çünkü basma kalıp bir yerden gelmiştir, 1000 kişiye dağıtılmıştır, bir ehemmiyet ifade etmiyor. Eğer sen akrabanı mesajla değil, telefonla ararsan bu bir sıla olur. Mesaj mı olması, hiç olmamasından elbette iyidir ama anneciğim, bayramını, cumanın tebrik ediyorum diye yazdın, gönderdin. Annen okuyacak değil ki onu, baban da okuyacak değil onu. Sen okumuyorsun ki annen baban okusun.
Ne yaparsın? Ziyareti mümkünse ziyaret edersin. Efendim, mesajla değil, telefonla ulaşırsın. Eğer ihtiyaçları varsa ikram edersin. Akrabalarla ilgili cumalardı, bayramlardı. Efendim, mutlu olacakları günleri tebrikti. Bunlar ne olmalıdır? Ya vicahi olmalı, gidip ziyaret etmekle olmalı. Bu mümkün olmadığı zaman telefonla olmalı. Evet. Kıymetli dostlar, elbette sıla-i rahim dediğimiz zaman, dersimin başında ifade etmiştim, akrabalık bağları deyince birinci derecede anne ve baba ve nene ve dedeler gelmektedir. Usul dediğimiz asıllarımız geliyor. Anne, baba, dede, nine. Dede ve nine, annenin ve babanın olmadığı yerlerde anne ve baba makamına kaimdir. Bunu birinci sırada kabul edersek, ikinci sırada insanın kendi çocukları ve çocukların çocukları, yani torunları vardır. Üçüncü sırada kardeşler, kız kardeşler ve onların çocukları vardır. Dördüncü sırada efendim amcalar, halalar ve bunların çocukları vardır. Bir sonraki sırada dayı, hala, dayı, teyze ve onların çocukları vardır. Yani akraba sıralamasında elbette anne babanın yeriyle efendim amcamız ve amcamızın çocukların yeri aynı değildir. Zür gibben tezded hubben diye buyurulmuş. Yani bir insan ne kadar sık ziyaret ederse akrabalarını veya dostlarını, o kadar sevgi bağı oluşmuş olur. Biz kendi kendimize şöyle bir değerlendirelim. Senede bir gördüğümüz akrabamız, yeğenimizle, her hafta gördüğümüz bizi ziyaret eden yeğenimiz veya akrabamızla olan sevgi bağımız aynı mıdır? Değildir. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Kıymetli dostlar, elbette sıla-i rahimde şu da önemlidir. Bir insan sıla-i rahim yapmasını engelleyecek sebeplerle karşılaşabilir mi? Mesela şöyle diyelim, bir akrabamız vardır ki o bize kötü davranıyor, biz gidiyoruz, o gelmiyor, biz arıyoruz, o aramıyor. Dolayısıyla siz iyilik yapıyorsunuz ama karşılığını göremiyorsunuz. Kıymetli dostlar, siz iyilik yaptığınız zaman karşılığını görmeniz, ona sıla-i rahim denmez. İyiliğe iyilik her kişinin karıdır, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Gerçek sıla-i rahim, sana gelmeyene senin gitmen, senden kesilene senin eklenmendir. Gerçek sıla-i rahim budur. Bir tanesi diyor ki, ya Resulallah, benim akrabalarım var, ben onlara gidiyorum ama onlar bana gelmiyor. Ben onlara iyi davranıyorum ama onlar bana iyi davranmıyor. Ben ne yapayım ya Resulallah diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylediğin gerçekse, eğer senin söylediğin gerçekse, sen onlara iyi davranıyorsun, onlar sana iyi davranmıyorsa, sen onlara sıla yapıyorsun, onlar sana sıla yapmıyorsa, sanki sen onların yüzüne, ağzına kül serpiyorsun. Yani ve durmadan Allah tarafından senin bir yardımcın vardır diyor. Yani şu demektir. Sen onlara iyilik yaptığın halde, onlar sana kötülük yapıyorsa, sen onlara sıla yaptığın halde, onlar ters davranıyorsa, onlar kendi kendilerini, işlerini zorlaştırıyorlar, hesaplarını zorlaştırıyorlar. Ama Allah'tan daima senin yanında bir yardımcı vardır. Sen böyle yaptığın sürece daima Allah'tan manevi bir destek senin yanında olacaktır. Kıymetli dostlar, akraba bağlarını sıla yapmanın önemli olduğu ve akraba bağlarını kesmenin zararlı olduğu konusunda ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden size bir demet sunmuş oldum. İmanımıza taalluk eden ve din-i celil İslam'ımızı yaşamamıza taalluk eden bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız zaman, yani bizim dinimize saldıran, namazımıza saldıran, mukaddes değerlerimize saldıran bir pozisyon olduğu zaman annemiz, babamız ve diğerleriyle ilgili tutum ve davranışlarımız nasıl olmalıdır? Anne ve baba farklıdır, diğerleri farklıdır. Anne ve baba dinsiz, imansız da olsa anne babaya karşı evlatlık vazifesini yapmak mecburiyetindeyiz. Bize isyanı emrettikleri noktada dur deriz, dinlemeyiz. Ama diğer evlatlık konusunda üzerimize düşen görevi yaparız. Bir insanın babası dinsiz olsa ama paraya ihtiyacı olsa,
Babasına para verecek mi? Verecek. İhtiyacını görecek mi? Görecek. Annesi dinsiz, imansız olsa, annesinin ihtiyacı olsa, annesinin ihtiyacını görecek mi? Görecek. Peki, bu durum anne ve babanın dışında aynen geçerli midir? Anne ve babanın dışında aynen geçerli değildir. Yani, anne ve babanın dışındaki akrabalar dinine, imanına, mukaddes değerlerine saldırdıkları takdirde onlarla yakın bir ilişkiye girmek mecburiyetinde değilsin. Neden dolayı? Dininden, imanından dolayı. Ancak anne ve baba ile ilgili özel ayeti kerime vardır. وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Anne ve baban seni bilmediğin konularda küfre, isyana zorlarlarsa o konuda onlara itaat etme ama diğer konularda maruf olarak yani bir baba evlat ilişkilerinde göstermen gereken saygıyı göstermekte sakın tembellik gösterme, tembellik ortaya koyma diyor. Bir insan yakın akrabası ile bağlarını neden keser? Zira akraba ile olan bağlarını kesmenin acı faturasını bilmez de onun için keser. Neye mal olacağını bilmez. Bilmediğinden dolayı zanneder ki bir şey yapıyorum, intikam alıyorum. Bir insanda Allah'a karşı takva duygusu varsa, yani haramlar karşısında ateşten korkar gibi haramdan korkuyorsa en büyük haramlardan birisi de akraba bağlarını kesmektir. Öyleyse yani takvanın, bir Müslümanda olması gereken takvanın azlığından kaynaklanır akraba bağlarını kesmek. Ayrıca akraba bağlarını kesmenin temelinde kibir ve gurur yatar. Bu kibrin arkasında da biraz önce ifade ettiğim gibi mali, ekonomik güç yatar veya siyasi bir güç yatar. Efendim, makam sahibidir, mevki sahibidir. Öylesine kendisini güçlü görüyor, makamına sırtını dayamış. Efendim, veyahut da servetine sırtını dayamış. Ankebut suresinde Allah Celle ve Ala Hazretleri Allah'tan başkasına sırtını dayayanlar, paraya, makama, mevkiye ve rütbeye sırtını dayayanlar var ya, onların misali örümceğe benzer. Örümcek kendisine göre bir ev yapmıştır. Ama yapılan evler içerisinde bunca hayvan, her hayvan kendisine ev yapar. Ancak en zayıf ev kimin evidir? Örümceğin evidir. Kuş da ev yapar, karga da ev yapar ama onlarınki çok sağlamdır. Böyle dantelle dokunmuş gibi yaparlar onlar. Öbürü de dantelle dokunmuş gibi ama çok zayıftır. Örümceğin evi ne kadar kuvvetliyse o kendisine göre en güzel evi yaptım diyor ama en zayıf ev onun evidir. Allah'tan başkasına, makama, mevkiye, mıngıra, tıngıra, ekonomik güce sırtını dayayanlar örümceğin evine güvenmesine benzer ankebut. Evet, dolayısıyla kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okundu. Burada dersimi noktalayayım. Akrabalarımızı unutmamalıyız. Sıla-i Rahim dediğimiz akrabalarımızla münasebetlerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz kıymetli dostlar. Çünkü Rabbimizle bağlantımızda bunun etkisi çoktur. Rabbimizle dostluk bağlarımızı oluşturmamızda etkisi çoktur. Ayrıca bugün sorsam parmak kaldırın desem %90'ınıza yakını parmak kaldıracaktır. Ekonomik sıkıntı içerisinde olanlar parmak kaldırsın desem çoğumuz ekonomik sıkıntı içerisinde olduğumuzu söyleyeceğiz. Peki ekonomik sıkıntıyı gidermenin yollarından birisi nedir? Anne baba ve akrabalarla münasebetleri iyileştirmek ve ömrü bereketlendiren sebeplerden birisi de bu zikredilmektedir. Bunun dünyaya taalluk eden kısmı vardır. Elbette ahirete taalluk eden kısmı vardır. Biz olalım, akrabalarımızla dostluk bağlarımızı ihmal etmeyelim. Allah'ımızın emri olduğunu bilerek bunu yerine getirelim. Bunu yerine getirmediğimiz zaman haramlardan bir haram işlediğimizi unutmayalım. Ben şimdi sorsam %99'unuz veya %100'ünüz dersiniz ki hocam ben hele en azından tevbe ettikten sonra bir yudum içki kullanmamışımdır. Böyle bir pisliği ağzıma koymadım dersiniz. Peki içkiyi ağza koymak neden koymadınız? Haramdır hocam. Ya o haram da akraba bağlarını kesmek, anaya küs olmak, babaya küs olmak, akrabalarla küs olmak haram değil mi? O haramdan korkuyorsun da bu haramdan niye korkmuyorsun? Haram haramsa hepsi ateştir. Birisinden korkuyorsak diğerinden de korkmamız lazımdır. Birisi nasıl ateşte yakıyorsa, yarın ahirette yakacaksa, kabirde yakacaksa, öbürü de yakacaktır. Birisinden kaçıp öbüründen kaçmamak
pek mantıklı değildir. Bunu böyle bilelim kıymetli dostlar. Rabbim dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Rabbim zorluklarınızı kolaylığa tebdil eylesin. Rabbim akrabalarıyla en güzel geçinen bahtiyar kullarından olmayı hepinize, hepimize nasip eylesin. Dünyadan ahirete göçerken güçlü bir iman ile, kelime-i şehadetle günahlarımızın sıfırda olduğu, imanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin de dorukta olduğu bir anda emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz-u mahşerde rahmet melekleriyle böyle ilk cennete girenlerle uçup gitmeyi her birimize nasip eylesin. Allah helal, bol, bereketli kazançlarla her birinizi, her birimizi merzuk eylesin. Lillahi'l-Fatiha.